Evet, gazete Ayvalık Forum'da Ayvalık nasıl bir başkan ve nasıl bir belediye istiyor sorusunu yöneltiyoruz. Siz ne diyeceksiniz? Evet, Ayvalık nasıl bir başkan gelmeli? Masanın başına geçer geçmez kişiliği değişmeyen bir başkan gelmeli. Çalışkan, gözlemci, denetlemesi çok yoğun olan ve iş bitirici bir başkan olmalı. Arabaya kurulup korumalarla gezen bir başkan istemiyorum ben kendi adıma. Her şeyi çöpten pazarlara kadar, sokak aralarına, deniz kenarına, balık barınağına, her yere kadar denetleyen bir başkan istiyorum. Ama başkanların hep işleri var. Ne işleri nedir acaba başkanların? İmar, müteahhitlerle konuşmak mıdır? Yoksa halkın dertlerini dinlemek midir? Unutmasınlar ki bizim oylarımızla başa geliyorlar ve gelebilirlerse gelecekler. İsmim Ayhan Boyabatlı. Nasıl bir başkan istiyorum? Çalışkan, dürüst, halkın sorunlarını dinleyen. Mesela Ayvalık'ta mesela altyapı sorunları var. Kanalizasyon denize akıyor. Bu sorunun giderilmesini istiyorum. Ve çevrenin düzenlenmesini istiyorum. Fazla imara açılmamasını istiyorum. Yani istediğim bunlar. Merhabalar. Mustafa İşler ben. 2015 yılından beri Ayvalık'ta yaşıyorum. Nasıl bir belediye başkanı istiyorum derseniz, halkın sorunlarıyla ilgilenen, Ayvalık'la ilgilenen bir belediye başkanı isterim. En büyük problemin de altyapı olduğunu düşünüyorum. En ufak bir yağmurda sular basıyor, kanalizasyonlar tıkanıyor ve yukarı sular çoğalıyor. Bu kanalizasyonlar tıkanırken çeşmeden de sular akmıyor maalesef. Su eksikliğinde olduğunu düşünüyorum ve sokakların çok temiz olmadığını düşünüyorum. Baktığımız zaman gerekli özen gösterilmediğini düşünüyorum. Bunların yapılmasını öncelikle isterim. Adım Figen Alan ama beni Ayvalık'ta kısacası uzun yıllardan beri Zefi diye tanırlar. Antikacı Zefi. Aynı zamanda da fiber art sanatçısıyım. Burada da çok güzel sergiler açtık, güzel imzalar attık. Önce Ayvalık'a ve halkına zaten bu arada çok teşekkür ederim. Ama Ayvalık'ın nasıl bir başkana ihtiyacı var? Önce onu söylemeliyim. Bu son dönemlerde maalesef isim vermek istemiyorum ama başkanlarımızın üst kademelerde kurumsal insanlara, zenginlere anlaşarak daha da zengin olmak adına diyorum anlaşmalar yaptığını görüyorum. Ufacık küçücük bir yerde kurumsal boynerlere bakınca, Baykiki'ye bakınca tabii ki onlar da olacak. Özellikle kırlangıç kuruldu. O da güzel ama Ayvalık'ın yerli halkını bu yok saymak gibi oldu. Kırlangıcın oraya zeytinyağı festivalini götürdüler. Buradaki küçük esnaf komple öldü. Biz gerçek yaşayan halkı da yaşatmaları çok çok önemli. Ve ben bu arada görüyorum ki bizler son dönemlerde iyice zorluk çekiyoruz. İstanbul kadar müşterimiz olmamasına rağmen İstanbul kiraları ödüyoruz. Ama o müşteriler tamamıyla kurumsal, çok zengin olan, burada belli başlı aileler için kanalize ediliyor. Özellikle bir başkan döneminde bizim küçük esnaf için yapılan çok sık hafta sonları festivalleri vardı. Bir kere festivaller organize etmek lazım. Ayvalık'ı çok daha güzel bir şekilde. Nasıl hafta sonu biz insanları İstanbul'u buraya çekeriz'i düşünmeleri lazım. Ama fiyatlar Yunanistan'dan daha iyi pahalıyken oteller, lağım kokuları içerisinde, pislik içinde, çöplük içinde 5.000 lirayken bu olmaz. Bir kere rahmetli Atatürk zamanında verilmiş bir söz vardı Ayvalık için. Biz bu altyapıyı değiştireceğiz efendim. Atatürk çünkü demiş bu hali ne buranın, yollardan lağım akıyor diye. Ve o gün bugündür hala yapılamadı. Altyapı bir. Bir kere insanlar bu kadar lağım kokusu içerisinde Yunanistan'da 10 euroyken buraya 30 euro vermezler. İkincisi çöp sorunu yollarda her yerde. Üçüncüsü Ayvalık'ı Ayvalık yapan bir antikacılar pasajı gibi kışın gezilebilecek bir yeri sayfalarına, tanıtımlarına almamalı. Bu da bir küçük esnaf için güzellik. Eskisi kadar sanat faaliyetleri gösterilmemesi. Ve en önemlisi benim şahsi fikrim, Ayvalık'ta
kesinlikle ve kesinlikle altyapıdan sonra otopark sorunu, mafya sorunu. Şurada bizim çok güzel bir meydanımız var ve Mudo açıldı. Bir Mudo oraya ya da onun gibi boynerler de olsun. Hadi o kurumsallar gelsin ki para kazanalım. Bir Starbucks'lar. Şuraya bir kafe, İtalya'daki bir kafe meydanı yapılsa burada küçük esnaf ne kadar yararlanacak? Gece 11'lere, 12'lere kadar. Ama biz hala isim vermeyeyim. Bazı mafyacılarla otopark savaşı veriyoruz ve onlar da kimlere hizmet ediyor? Yani al gülüm ver gülüm. Filler tepişir, otlar ezilir. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ama bakalım göreceğiz. Gerçekten de bizi düşünen bir belediye başkanı gelecek mi? İyi günler. Veysel Sedat Bolcal ben. Burada Ayvalık'ta esnafım, antikacıyım. İstanbul'dan geldim 4 yıl önce. Yani geldiğimden bu yana benim de gerek sokaklarda gezerken ya da dükkanımızda otururken birçok yapısal sorunlarla karşılaştım ve bunları hatta en yakın belediyenin tuvaletinin olduğu sokak, burası, diğer ara sokaklar inanılmaz derecede kaldırım taşları, parke taşları çok kötü. Yani hatta bir enstantane anlatayım. Bir düğüne geliniyor, bir gelin beyaz gelinlikle buradan geçiyor. Ve o kırık parke taşı mıdır nedir? Oradan bir çamur sıçradı kadıncağızın üstüne. Gelinlik yani bu. Gidip gelinlik değiştirilmek zorunda kaldı. Ya, büyükşehirle alakalı burası inanılmaz bir yer. Buradan resmen şu Hampide'nin oradan lağım, bildiğiniz lağım hiç arıtmadan denize akıyor. Ve o bütün koku bu civardaki bütün esnafı etkiliyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde ben buna rastlamadım. Bodrum'da yok, orada yok, burada yok. Her yerden denize giriliyor. Mesela Bodrum'da, Kuşadası'nda ama buradan denize girilmiyor. Sırf o atıktan dolayı. Bu tabii herhalde büyük şehrin işi. Ama gerçekten çok büyük sorunlar var. Ciddi sorunlar. Yeni gelecek başkan kim olursa bilmiyorum ama kim olur bilmiyorum. Bunlara öncelikle bunlara eğilinmesi lazım ve Ayvalık'ta nitelikli bir turizm ve turist isteniyorsa muhakkak suretle çünkü bir inanılmaz bir göç var ve daha nitelikli bir turizm ve turist isteniyorsa belediyenin buna etkin bir şekilde acil bir plan hazırlaması lazım ki böyle profesyonel bir şekilde yönetilsin süreç. Aksi halde maalesef sadece yiyecek içecek turizminden öteye gitmez Ayvalık. Acil şekilde ele alınması gereken en önemli faktörlerden biri de turizm. Ayvalık'ta en birinci sorun temizlik. Çöp sorunu hiçbir şekilde halledilemedi. Mahallelerden çöp toplanması 10 numara. Fakat çok çöp birikim yerleri iğrenç. Mesela Antikacılar Çarşısı'nın karşısındaki çöplük. Hiçbir zaman 20 senedir çözüm bulanamadı. Denetlenmeyen, denetime uğramayan bir taş taşıyıcının yaptığı kırık dökük taşların yanında iki tane çakma ot konmuş çöp konteyneri. Çöp atmayı bilmiyorsanız, kötü çöp atanları denetlemiyorsanız, ceza yazmıyorsanız, orman çöplüğü yapsanız ne değişir? Acaba bir zabıta bir gün benim gözümle orayı gördü mü? Hayır. Pislik içindeyiz. Tuvalete gidiyoruz, basıyoruz. O kırık taşlardan yağlı sular üstümüze geliyor. Ceza veriliyor mu restoranlara? Hayır. Hiçbir zaman ceza verildiğini zannetmiyorum. Hepsi ıslak çöpleri getirip oraya atıyorlar. Bütün gün pislik içinde her taraf. Bu Ayvalık'ın artık ezeli sorunu ama hiç kimse çare bulamaz. Ancak bir kadın belediye başkanı gelirse belki.